Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Haydar ve bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor serimizde ikinci bölümü bugün geçiyoruz abi. Bugün garanti ikinci bölümü geçiyoruz inşallah. Şimdi arkadaşlar diye şöyle soru soracaksınız bana. Diyelim ki birinci bölümü sürekli oynuyorsun ama diğer bölümleri çekmiyorsun. Gayet haklısınız ve bugün bunu çözmeye geldim arkadaşlar. Ben de gerçekten 3. bölümde ne var ne yok iyice ezberledim artık oynaya oynaya öyle söyleyeyim. Ve artık bunu kanalıma yükleme zamanı geldi diye düşündüm. Umarım videodan keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi burada arkadaşlar şu kapıyı yanaşıyorsunuz. Bakın şurada bir levha deliriyor. Ondan sonra E tuşuna basılı tutarak şöyle bakıyorsunuz. Burada bir şey beliriyor. Evet, çok eskiden bu videoyu da çekmiştim ayrıca. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir mahzendeyiz. Birinci bölümün videosunu istiyorsanız arkadaşlar o da kanalımda mevcut. İsterseniz birinci bölüm diye arattırıp kanalımda bulabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar ikinci bölüm nasıl çekildiğine dair videomuz başlamış bulunmakta. Hemen devam edelim arkadaşlar. Buradan şu havalandırma artık her neyse kapağını alıyorsunuz. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Şöyle atlıyorsunuz merdivenden yukarı. Evet, şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikinci bölüm burada başlıyor. Gördüğünüz üzere adam psikopat herif, zaten belli, her yeri tahtayla işte çevirmiş, sarmalamış falan filan. Burada arkadaşlar yapacağımız şeyler sadece şunlar. Bakın, adama çok yakalanmamaya çalışın. Yakalanırsanız sizi kötü bir yere atıyor. Böyle korkunç bir yere. Arkadaşlar bakın, ilk vanamız şurada. Bu vanayı açıyoruz. Bakın evin hemen şurasında. Bunu görmüş olmanız lazım. Bakın pencereler var şurada. Birinci vanamız bu arkadaşlar. İkinci vanamıza geçelim hemen. Şöyle çömeleyim ben biraz. Bu arada arkadaşlar bunu da yine Steam'den satın aldım. 12 lira civarı bir şey. İndirime giriyordu. Şimdi şu adamı biz bir dakika bir saniye arkadaşlar. Şimdi bu adam bir yerden geliyor. Sesini duydum. Yani bizim şu anda vanaların yerini hatırlamaya çalışıyorum. Hatırladım, tamam. Evin içine girmemiz lazım. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha vana var. Bunu açıyoruz. Giriyoruz. Dolaba saklanıyoruz. Bu adam spor yapıyor, tamam. O arkadaşlar yapana kadar şu dolaptan şunu al. Eyvah. Sakla. Evet, bizi gördü arkadaşlar maalesef. Bu arada ses size fazla gidiyorsa kusura bakmayın. Evet, şuraya kamera koydu tam yanımıza. Maalesef abi her yer. İşte arkadaşlar ben boşuna demiyorum. Bu Wilson 1 liraya aldığı kameraları her yere döşüyor abi. Bakın. Gördünüz mü? Her yere döşüyor. Şimdi bu beni çeker abi. Ben bu... Aha. Gir. Abozluğu kurtardık. Şimdi arkadaşlar buradan çıkabiliriz. Yakalasa da problem değil. İsterseniz... Şuradan bir cam kırıp kaçabilirsiniz. Tabi adam uzaktaysa hemen şuradaki şeyi açıyoruz gördüğünüz gibi. Yukarı gidiyoruz. Daha da yukarı gidiyoruz. Yukarı yukarı şöyle. Arkadaşlar bakın burada düşenler oluyor. Burada çok dikkat edin nasıl yürüyeceğiz diyenler oluyor. Bunu sıkça diğer Hello Neighbor videolarında görüyorum. Bakın şuraya iyice A tuşu ile çıkıyorsunuz. Tamamıyla A tuşuna basılı olarak W'ye basıyorsunuz ve şuraya atlıyorsunuz. Buraya atlama biraz sıkıntılı arkadaşlar. Birkaç defa da olabilir. Buradaki vanayı da açtığınızda arkadaşlar artık şuradaki musluk arkadaşlar basınçtan dolayı patladı. Görmüş olduğunuz gibi vana yere düştü. O vanayı alacağız arkadaşlar. Bu vana bize gayet lazım olacak. Aldıktan sonra arkadaşlar şuradan 2-3 tane de kutu alın. Tabi adam burada değilse. Evet. 2-3 tane alalım abi. Her zaman işe yarar kutu. Nerede ya? Abicim ama sen ayıp ediyorsun ya. Neyse abi biz şuradan yukarı çıkalım abi. Şuraya şunu koyun. Şunu da şunu koyun. Hemen adam gelmeden biraz acele edin. Ben birazcık vanadan dolayı bakın hiç olmazsa
vanayı şuraya takın. Bir kere E tuşuna basın, tekrar alın vanayı. Burada sakın bırakmayın vanayı. Vana önemli. Orada bırakmayın. Şimdi arkadaşlar, bu adam bizi takip etmeyi bıraktı galiba. Arkadaşlar şurada bakın bir tane daha vana var. Buraya şöyle atlıyoruz. Sol tıkla koyuyoruz. Açıyoruz. Ve bu adam yukarı çıkarken biz hemen şu tarafa doğru yürüyoruz. Şuradan yukarı çıkmamız lazım. Evet, yukarı çıktık. Bu bölüm bayağı karmaşık arkadaşlar. Üçüncü bölüme benziyor. Buraya sol tıkla koyduk. E ile çevirdik. Bu ikinci vana arkadaşlar. Elimdeki kutu kalsın, lazım olur. Evet arkadaşlar, şimdi yapmamız gerekenlerden kalanlar, şuraya bir atlayalım. Bu adam arka, of, bir dakika. Şimdi arkadaşlar şu kulenin tepesine çıkmamız lazım. Bu bizi görmeden bir, vallahi görmedi. Kapıyı açıyoruz. Şuradan arkadaşlar çıkıyoruz. Buradan arkadaşlar daha deminki vanayı kıvırmasaydık, hani şu merdivenin şey vardı ya, dik merdiven, dik merdivenden çıktık abi. Şu hani şeyle açtığımız yeri, ne denir, İngiliz anahtarıyla açtığımız yerin hani tepesinde bir tane vana vardı. O vanayı açmamış olsaydık arkadaşlar, şu an burası suyla kaplıydı ve şu lanet olası köpek balığı sizi yiyordu. Evet, onu da attım. Şimdi bu adam da buraya gelecek. Al başıma derdi. Tövbe estağfurullah. Şu arkadaşlar küreği de alın. Kapatayım. Abi bütün kapıları açın. Çok lazım oluyor. Şuradaki feneri de alayım ben. Şimdi adama yakalanırız, akşam olur falan filan. Şimdi arkadaşlar buradan tekrardan aşağı iniyoruz. Birinci bölümdeki kırmızı anahtarın olduğu yerdeyiz şu anda. Bu arada bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapı çalıyor sandım da. Artık komşulardan ilginç sesler gelmeye başladı bugünlerde. Tamamıyla aşağı indiniz arkadaşlar. Şu alamıyorum, bir dakika. Şunu alın, şuraya koyun. Küreye tekrar elinizi alın. Bu adamın burada olmadığına dikkat edin. Burada adam burada olmasın. Bu kapı kilitli. Bunu daha sonra açacağız. Evet. Adam şu ana kadar buraya girmemiş. Şu vanayı da takıp açıyorsunuz abi. Ama bunu açmanız şu makineyi açmaya yetmiyor. Şu anahtarla da şurayı açayım. Daha kolaylık olur benim için. Alamadım. Ha. Tamam. Vanamızı tekrar elimize alıyoruz abi. Ya bu da çok gerekli değil. Zaten Wilson bunu tekrar kırıyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu çeksem de hiçbir şey olmayacak. Şimdi arkadaşlar bizim mezarı açmamız lazım. Yani gerçekten gerçek anlamda mezar açmamız lazım. Oyun bizi nerelere sürüklüyor. Küreği bu yüzden aldık arkadaşlar. Küreği, şimdi şu adam burada mı? Bu adam yukarı çıktı galiba, aynen. Allah! Affedersiniz de ödüm koptu ya. Şu anda kaçıyoruz. Bu adamdan kaçmanın bir yolu var arkadaşlar. O da şöyle fake atıyorsunuz. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Evet. Abicim sen gele dur. Sen gelene kadar ben de zaten buradan tüymüş olurum. Şimdi arkadaşlar bu mezarı açmamız lazım. Hızlıca küreyle gerek kalmadı. Şuraya şunu hemen alayım. Görmesen olmaz sanki. Görmesen olmaz. Arkadaşlar bu anahtarı aldığımız iyi oldu. Direkt ben şuraya çıkacağım. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir hile var. Oyunun kendi bug'ı. Bu adam tam tırmanırken aşağı inerseniz bu tekrardan aşağı inmeye başlıyor ve size zaman kazandırıyor. Ben yanlış yere girmişim. Koş. Koş 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 koş. Abi tam olarak şurayı açmaya geldik. Sol tıkla açıyoruz. İşimiz bitti. Arkadaşlar şurada, bakın şurada bir tane yer görmüştük. Şu kapı. Bu kapı birazdan açılacak. Bakın. Dang diye ses geldi. Evet.
Şimdi bakın kapıyı açıldı. Bu kapı arkadaşlar daha demin açılmıyordu. Arkadaş yukarı geliyor sandım. Şunu da açın arkadaşlar. Ben 3 yöntemle burayı çıkmak istiyorum. 3 yönteminde nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Şimdi ne kaldı? Şu yukarı çıkıyorsunuz abi. Şuradan dümdüz abi sinek gözüme giriyordu ya. Tövbe. Yaz mevsimi geldi ya, artık sinekler de başlar. Arkadaşlar şuraya çömelerek dikkatlice geliyorsunuz. Şuraya sol tıkla koyuyorsunuz. Açıyorsunuz. Vanayı alıyorsunuz. Buranın dolmasına dikkat edin arkadaşlar. Buranın hepsi dolmak zorunda. Ağzına kadar dolacak yani. Zaten bura kendiliğinden kapanıyor şu şekilde. Bakın. Leveline kadar geldi ve kapandı arkadaşlar. Yani kendi otomatik kapanıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi abi bu adam burada değilken ben hemen şuradan bir atlayayım. Bakın arkadaşlar şunu soğuğa çevireceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Tamam, o kapıyla artık işimiz kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi. Artık burası buza döndü. Artık buranın üstünde yürüyebiliyoruz. Daha demin yürüyemiyorduk çünkü suydu. Şöyle şu kapıyı açıyorsunuz. Herhangi bir şey altınıza koymanıza gerek yok. Direkt zıpladınız mı buradasınız. Açıyorsunuz. İşte kırmızı anahtar burada. Ama arkadaşlar ben size 3 yöntemi de göstereceğim dedim. Birinci anahtarı aldık. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane oda var. O odaya gitmemiz lazım. Şimdi bana lazım olacak. Feneri şimdilik bırakabiliriz. Zaten kapıyı açtık. Buradan arkadaşlar bana birkaç tane kutu lazım. 2 tane de yeterli. Şimdi abi şu kapıyı ilk önce bir açalım. Buralarda kamera yok değil mi? Tamam. Bura yine kırık. Şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Diğerinde şöyle camı kırıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Koşuyorsunuz. Bu adam hemen gelebilir çünkü. Bakın burada sol tık koydum. Açtım. Yetmiyor. Bunu da sıcağa çevireceksiniz arkadaşlar. Evet şu anda ikinci geçiş yöntemini de göstermiş oldum arkadaşlar. Abi oraya kapan koymayaydın iyiydi ya. Bir de arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Bakın dost modu bende kapalı oynuyorum. O yüzden kamera koyuyor. Eğer arkadaşlar bu dost modunu açarsanız kamera koymaz. Yani kamera kapan falan koymaz. Sadece kapının üstüne şey su bırakır. O da şaka amaçlı zaten. Ama arkadaşlar ben zaten yılların oyuncusu olduğum için dost modunu kapalı kullanıyorum. Hiç açtın mı diyen olacaksa evet açtım. Zamanında açtım arkadaşlar. İlk oyuna başladığımda açmıştım. Şimdi Arbi... Arkadaş bir şuradan gitseydi. Gitmiş, tamam, buradan çıkabiliriz. Evet, direkt kendisinin önüne atladım arkadaşlar. Mükemmel. Hemen arkadaşlar şuradan şuraya giriyorum. Yani kamerada çekmese olmuyor. Hemen şunu kapattım arkadaşlar. Abi oradan girmeyeydin ya. Oradan girmeyeydin, iyiydi abi. Biraz sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Umarım yaşamayız. İyi arkadaşlar ya. Yine 13 dakikada 2 yöntemi de göstermişim. Kimse yoktu mu? Abi bu adam yine bir yerlere kamera koyuyor ama. Kaç tane daha koyacaktın abi? Allah! Aldım başıma belayı. Hayır! 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 Yakalanmak istemiyorum. Şuraya... Abi. Hayır ya. İşte arkadaşlar o korkunç yeri dediğim de buraydı. Yani çok korkunç da değildi yani. Şöyle görüyorsunuz bir Luna Park'tayız zaten. Nasıl bir Luna Park'sa artık. The Loop Yates. Bunu tam çözemedim arkadaşlar. Bu oyun İngilizceyi birazcık ilginç kullanıyor. Seslerde bir kesilme var arkadaşlar. Buranın artık nanesi midir nedir? Bak hiç dikkat etmedim arkadaşlar. Bakın ikinci bölümün başında hatırlarsanız kapıyı bir çocuk açmıştı. Bu çocuk ona benziyor.
Olabilir hatta. Neyse abi, direkt vakit kaybetmeyelim. Şuna E tuşuyla binelim. Olmazsa arkadaşlar, korkanlarınız olursa ben burayı zaten keserim. Hiç problem değil. Görmüş olduğunuz gibi karanlık bir oda işte. Bazı korkunç sesler eşliğinde. Ama çok da korkunç değil ya. Bak, gördünüz mü, sesler ara sıra gidiyor. Benim işlemci ara sıra doluydu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çok mutluydu bir son kardeşimiz. Aha. Görmüş olduğunuz gibi. Karısını falan kaybediyor, çocuklarını kaybediyor bu Wilson. Ağlama seslerini duyuyorsunuz. Telefonlara cevap verilmiyor. Ve kız kardeşimiz aşağıdan atılıyor. Maalesef. Çok maalesef. Bayağı yukarı doğru çıkıyoruz şu anda. Çok maalesef ki o sahneyi göreceksiniz galiba şu anda. Abi ben buranın sesini kapatırım. Ben kulaklığımın sesini kıstım şu anda. Evet. Şu anda felaket bir ses duyuyoruz. Evet arkadaşlar, o sahneyi kapattım. Yani oradaki sesleri kapattım ben. Direkt gündüzden geceye mi geçtik? Abi ben ilk defa yakalandım ama Wilson'a. Daha ikindi olacaktı abi. Daha sabahtı, gözümü seveyim, ikindi olacaktı. Neyse. Şimdi arkadaşlar, bu abi daha dakikasında gelmiş adam ya. Daha dakikasında gelmiş adam. Şimdi bu arkadaşlar Vanayı tam diyecektim. Şu maşallah Allah. Space. Şu kameraları da başlayacağım şimdi. Arkadaşlar şuradaki Vanayı açmıştık. Kolu çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi makine çalışmaya başladı. Bu ne işe yaradı arkadaşlar? Bakın, görüyor musunuz? Şurada daha demin tel parmaklıklarla kapalıydı. Ama açıldı. Son yöntemi de gösteriyorum arkadaşlar ve bu bölümü burada bitiriyoruz. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Evet. Bakın, görmüş olduğunuz gibi şurada açıldı. Evet, Wilson kardeşimiz orada debeleniyor. Ben niye yukarı çıktım? Hiçbir fikrim yok. Evet, aşağı indik. Şuradan abi koşa koşa koşuyoruz. Evet. Daha demin buranın kapısını da açmıştık. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar, bu küçük oyuncağı. Abi şurada açıl. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Şuradaki minik eve, abi minik evin tuvaletine bunu sol tıkla yerleştiriyorsunuz. Bir daha tuvalete gitmeniz lazım ama ha tam dur, bir son şeydi, yürüyor daha. Evet, tuvalete geldik arkadaşlar. Şunu aldım. Bu levye arkadaşlar, bakın daha büyük bir oyuncak tuvalete oturmuş ve elinde gerçek bir levye tutuyordu. Abi sen gelene kadar ben şuradan tüyerim diyecektim. Tüydün mü? Abi sesler çok şey ya. Takılıyor baksana. Bu arada arkadaşlar, bölüm 2'de bir güzellik var. Bu güzellik arkadaşlar şu. Gece adam neredeyse kör olmuşçasına sizi göremiyor. Yani sizi göremiyor. Yani bildiğiniz şurada durursanız adam sizin önünüzden geçiyor gidiyor. Ama bu sadece gece geçerli arkadaşlar. Gündüz böyle bir olayımız yok maalesef. Gündüz gayet görünürsünüz. Şu anda çömeldiğim için görünme mesafesi, yani beni görmesi %10'a düştü. Yani %100'den %10'a düştü. Mesela şuraya kadar falan gelirse o zaman görebilir sizi. Mesela bakın, önünden geçiyorum, hiç umursamıyor bile, hiç görmüyor. O yüzden arkadaşlar, arkadaşlar değil. Bakın buralardaki çivileri de arkadaşlar sol tıkla söküyorsunuz. Üçüncü bölümde bu arada isteklerinize göre yarın gelebilir. İkinci bölümde arkadaşlar bu kadardı. Anahtarla da şurayı açtık mı zaten. Görmüş olduğunuz gibi 3 çıkışımız da var. Şimdi arkadaşlar buradan dümdüz yürüyüp çıkabilirsiniz. Aynı şekilde buradan dümdüz yürüyüp çıkabilirsiniz. Ama ilk önce şu tahtaları alıp şuraya atmakla
Görmüş olduğunuz gibi şunu da alalım. Şunu da alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan koşup çıkabilirsiniz. Aynı şekilde kapıdan koşup çıkabilirsiniz. Ya da şurayı nasıl kullanırım diyorsanız onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Kutu lazım. Kutuları şu arkadan temin edebiliriz zaten. Levye ile işimiz kalmadı. Anahtarla işimiz kalmadı. Ve vana ile işimiz kalmadı. Bütün hepsini atabiliriz. Bizim işimize yarayacak olan şey sadece şu abi. Bu. Bu. Hatta yastık değil de kutu olsa. Aynen kutu. Kutu. Bunu da atalım. Kutu. Aldım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu şekilde burayı çıkabiliyorsunuz. Şuraya bunu koyuyorsunuz. Altınıza bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Buradan şuraya atlayabiliyordunuz sanırım. Evet buradan buraya atlıyoruz. Çok karanlık oldu. Hemen bir fener alıp geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şuradan şuraya tekrardan bir atlayayım. Evet görmüş olduğunuz gibi yıkılma. Evet şuradan şuraya atlıyoruz. Atlayamıyoruz daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar iyice dibine koyun. Şu şekilde bunu üstüne. Bunu da üstüne. Görmüş olduğunuz gibi bunun üstüne atlıyorum. Ah. Bir dakika sen beni nasıl görebiliyorsun ki? Abi bir dakika hayır göremezsin. İmkanı yok sen beni şu anda göremezsin. Şuraya arkadaşlar dikkatlice. Bakın şuraya. Dikkatli bir biçimde şunu koyuyoruz. Bir daha koyuyoruz. Artık gördüğünüz gibi burası açıldı. İsterseniz şu çivileri açtığımız yerden dümdüz, kapıdan dümdüz veya buradan ya da şunun üstüne şu şekilde atlayarak bu şekilde yukarıdan dışarı doğru çıkabilirsiniz arkadaşlar. Sonunda çıkmayı başardık. Görmüş olduğunuz gibi Wilson bir bakıyor. İçeride bir şey kırıldı. Aha diyor. Ulan hiç bulaşmayacaktın bana var ya diyor içinden. Ve arkadaşlar ikinci bölüm burada bitiyor. İnşallah oyundan keyif almışsınızdır. İnşallah videoya yararlı olmuştur oynayan arkadaşlar için. Eğer faydalı olduysa arkadaşlar bir like'ınızı lütfen esirgemeyin. Aboneleriniz için çok teşekkürler. En yakın zamanda 3. bölüm gelecektir arkadaşlar inşallah. Yarın büyük ihtimalle gelir gibi. O zaman yarına kadar kendinize iyi bakın. 3. bölümü çok merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sonunda 3. bölümü çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Aha fener burada. Aha. Allah. Hayır. Veya buradan şunun üstüne atlayamadım. Ya da bunun üstüne dümdüz atlayarak